Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Go programlama dilinde değişkenleri ve değişken kullanımını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle çok farklı detaylar olduğu için bol bol örnek yapmaya çalışacağım. Hemen başlıyorum kodumuzu yazmaya. Öncelikle bir main package içerisinde main adında bir function oluşturdum. Bunun içerisinde ilk değişkenimi tanımlayacağım, ilk yöntemi. Burada bizim variable olarak isimlendirilen, variable'ın kısaltılmış olan var keyword'ü mevcut. Var keyword'ü ile yeni bir değişken adı tanımlıyorum, message. Ve bunun veri tipini belirtiyorum. Mesaj adında string tipinde bir veri tipi. Sonunda nokta virgül falan yok burada. Kullanılmıyor. Message eşittir. Merhaba go diyorum. Sonra bunu basit bir şekilde ekranda gösterebiliriz artık. Mesaj nesnesini FMT printline'e gönderdim ve kaydettiğim zaman FMT importunu da yaptım. Go run main.go diyorum. Bakalım çıktı olarak gördüğünüz gibi merhaba go'yu bize gösterdim. Ondan sonra bununla ilgili farklı örnekler yapacağız. Şunları kapatıyorum. Yoksa çok kalabalık olacaktır. Hatta şöyle yapayım. Şöyle bir çoklu açıklama alanı açıyorum. Her yazdığım ve çalıştırdığımı buraya atacağım. Şimdi bunu şu şekilde de tanımlayabilirdik. Var message yine string ve doğrudan merhaba şeklinde bir tanımlama da olabilirdi. Bu da değişkeni tanımlama sırasında değer atama özelliği. Tabii ki farklı yöntemler de var. Bol bol örnek yapacağız demiştim. Burada şunu da yapabiliriz. Öncelikle yukarıda string tipini verdik ama bunu vermek zorunda değiliz. Bakın bu şekilde yaparak gene aynı şekilde kullanabilirim. Merhaba go dedim mesela. Gene çalıştırıyorum. Go run main go. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Burada string tanımlamıştım bunlarda ama burada yapmadım bunu. Burada çalışma mantığı şu. Eğer bir verinin tipini biliyorsanız şu şekilde tanımlamanızda fayda var. Ama bilmiyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir. Siz bunu gönderdiğiniz zaman şuradaki kullanımda bu veriyi gönderdiğinizde öncelikle reflection bunun tipini algılıyor. Arka planda derleyici tarafında reflection'la tipini algılıyor. Ondan sonra bu değişkeni o tipte oluşturuyor. Sonra da değer ataması gerçekleşiyor gibi bir süreç var. Ama bu şekilde yaptığınızda derleyiciye doğrudan al bu veri string olarak string denecek şekilde gönderiliyor. Başka örnekler yapalım. Var A. Mesela birden fazla tek bir satırda birden fazla değişken oluşturma. A virgül B virgül C diyorum. Dikkat ederseniz şuradayken veri tipini tek bir değişken üzerinde kullanmıştım. Burada ise birden fazla değişken adı veriyorum ve sonunda da bunların tipini veriyorum. Bu şekilde tanımlama yapılabilir. Bunların A, B ve C hepsi integer anlamına geliyor burada ve bu şekilde tanımlanır. Tabii ki bunların initialize işlemlerinin de yapılması gerekiyor. Yani değişkenlerin ilklendirme işlemi. Mesela bir örnekle anlatalım. Bu arada ben şuradaki kodları alıp açıklama satırına atmazsam bunlar kullanılmadığı için derleyici tarafında hata verecektir. O yüzden mecburen açıklama satırı yapmam gerekiyor. Şimdi ben bunu A yaptım. Mesela hatta şu anda bakın doğrudan hata verdi. Çünkü B ile C'yi kullanmadım. Sadece A'yı kullandım burada. O yüzden ben şunu B ve C olarak hepsini kullanmış olayım. Bakalım burada nasıl bir hatayla karşılaşacağız. Bakın burada herhangi bir sıkıntı yok. Hata vermedi bizim için.
Nesne örneğini arka planda kendisi oluşturdu. ABC'nin ve bunlara ilk değerlerini atadı sıfır olarak. Ama biz şöyle bir şey de yapabiliriz mesela. Eşittir derim. 3, 4, 5 olsun. 3,4,5. Burada da şu demek oluyor. Sırasıyla en soldan başlayarak A'nın değeri 3, B'nin değeri 4, C'nin değeri 5 olacak şekilde bunları atamış oldum. Şimdi tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 3, 4, 5 şeklinde bir satırı da birden fazla ve tek veri tipiyle değişken tanımladık. Bunlar yapılabilir durumda olan şeyler. Şimdi şunu kestim gene. Yukarıya attım. Go'nun bu olayı hiç hoş değil. Yani böyle örnekler yaparken hoş değil. Yoksa çok doğru bir yaklaşım var. Yani tanımladığınız bir değişkeni kullanmazsan niye tanımladın diye bir düz mantığı var. Hatta ben şunları da temizleyeyim. Temizleyeyim. Çünkü yoksa çok fazla uzayacak burası. Örneğimizi yaptıkça devam ederiz. Şu şekilde bir mixed çalışma da yapabiliriz. Mixed nedir? Karma yani. Yani şöyle message hello world diyorum. Standart cümlemiz. Var A, B, C eşittir. Sen 3'sün. Sen true'sun. Sen de 4,5'sin. Mesela. Tek bir satırda birden fazla tanımlama yapabildik. Print kısmında da bunları şu şekilde gösterebiliriz. A virgül, B virgül, C mesela. Şimdi tekrar çalıştırdım. Bakın hello world 3, true 4,5 şeklinde ekrana yazdık. Bunları da siliyorum. Şimdi farklı tiplerde nasıl kurulum yaparız ona da bakalım. Mesela şöyle gene A. Bunun tipi integer olsun. B. Bunun tipi string. Var. C. Float 64 şeklinde. Var. D. Bu da boolean olsun. Bu şekilde birden fazla birden farklı türü tanımlayabiliyoruz. Integer, string, float 64 ve boolean. Tabii ki bunları yazmaya gerek olmadığında söylemiştim. Zorunlu değil. Var A değişkenini bu şekilde tanımlayabiliriz. Sonrasında buna değer verdiğinizde onun değerini kendisi alacaktır otomatik olarak. Yani veri tipini, değerini değil de veri tipini alacaktır. Birkaç tane daha farklı yöntem yapalım. Mesela var C int altında da var K O string ve diyorum ki string'in değeri ya da string'in değil şöyle x, y, z dedim. Mesela burada yapılan olay aslında daha önce yaptığım gibi integer'de yaptığım gibi K ve O adında string tipinde bir değişken tanımladım. Tek bir satırda. Ve bunlara dedim ki değer olarak da multiple bir değer atama, çoklu değer atama işlemi gerçekleştirdim ve ABC'yi K'ya, XYZ'yi de O değişkenine ata şeklinde bir tanımlama yaptım. Burada daha kısa yöntemlere biraz daha eğilecek olursak yani integer ve string yazmadan burada da mesela var P eşittir 42 dedim. Var S B eşittir X, Y, Z dedim. Bir de true dedim. Bakın burada aslında herhangi bir tip belirtmedim. Dikkat ederseniz yukarıda da tip belirtmedim. Bunun değeri 42'den dolayı integer olacak buradaki P'nin. Ama altta biri string diğeri true. Yani buradaki S string olacak. B ise boolean değer alacak.
Bunun çıktısını yani type'ını almaya da gerek yok. Zaten ne olduğunu biliyoruz. Bu şekilde kullanılabilir. Devam edelim. Şimdi de bunun daha kısa versiyonuna bakalım. Mesela değişken veri tipi yazmalı versiyonu vardı. Değişken tipi veri tipi olmayan kullanımını gördük şu an. Şimdi de en kısası. Yani var da olmayacak. Doğrudan şu şekilde tanımlıyorum. Mesela bu değişkenimin adı U. İki nokta üst üste eşittir dediğim zaman ben buna değer verdiğimde bu kadar. Bu şekilde bir değişken tanımlanabilir. Bu kadar kısa. Herhangi bir var tanımlaması da yapmadım. Herhangi bir integer tipi de belirtmedim. Sadece adını yazdım ve burada püf nokta şu 2 nokta üst üste eşittir. 2 nokta üst üste eşittir kullanmaz da bunu yaparsanız bu çalışmayacaktır. Bu şekilde derlenmez. Eğer var kullanmayacaksanız, var keyword'ü kullanmayacaksanız o zaman 2 nokta üst üste eşittir yapmanız lazım. Bu şekilde kısa versiyonun, kısa değişken tanımlamanın kuralı budur. Ve ne? Aynı şekilde birden fazla atama da yapılabilir. A, B, C. Bu da true olsun. Bu şekilde de olabilir. Tabii ki genel bir tavsiye. Eğer tipini biliyorsanız, tipinden eminseniz gelecek değerin, tipini yazmanızda fayda var. Bu şekilde yapmamanızda yarar vardır yani her zaman. Ama bunu sık kullanılıyor ve çok çok göreceğinize eminim. Aynı şekilde string olarak da kullanılabiliyor. Bakın, yani tekli olarak da merhaba, go bunu yazabiliyorum. Şöyle de yapılabilir. A, B, C, 2 nokta üst üste, 4, U ve false. Bakın bu da geçerli bir tanımlamadır. Aynı şekilde neyse çok da şu an uzatmaya gerek yok ama string tarafında küçük bir hatırlatma şeklinde bir gösterim yapayım. Ben şunları sileyim. Gene kısa yöntemi kullanacağım. A dedim. Bakın burada metin var. Metinsel bir değer. B gene kısa tanım. Burada da tek tırnaklarla kullanım var. Bu da metin. C var. C'de de 2 nokta üst üste gene. Burada da CTRL pardon CTRL değildi. Alt 96 klavyeden alt tuşu ve 96 yazdığınızda şu şekilde açılan iki tane scope var. Süslü tek tırnaklara benziyor. Backtrack double quote'a. Bunları kullanarak da yapabiliriz. Mesela şu şekilde. Bakalım bunları nasıl kullanırız. Tanımlamada herhangi bir sıkıntı yok. A virgül B virgül C dedim. Tabii burada hemen onu da şöyle bir çalıştırayım. Şurada şunu sildim. Tekrar çalıştırdım. Bakın burada olay şu. Çift tırnaklar kullandığımda bu standart bir string'tir. Tek tırnak içerisinde kullandığımda buna metin değeri giremezsiniz. Bu çünkü char verisi alır. Yani char dediğimizde tek bir karakterdir. Bu boşluk karakteri de olur. Soru işareti, iki nokta üst üste, A, B, C, 1, 2, 3 fark etmiyor. Herhangi bir bilgisayardaki karakterden bahsediyoruz. Bu karakterin bize gördüğünüz gibi ASCII karşılığını verir. Bilgisayar tarafındaki kod karşılığını verir. Onu elde etmek için de char'ı aslında arka planda kapalı bir şekilde casting işlemi yapıyor. O yüzden bize doğrudan numerik değerini getiriyor. Altındaki yöntem ise şu alt klavyeden alt ve 96 kullanımıyla gelen. Bu da gene metinsel bir değer olarak kullanılabiliyor gördüğünüz gibi.
İlk senede bu şekilde farklılıklarını incelemiş olduk. Farklı tipler de kullanılabilir. Mesela kompleks tipi var. Onu da şu şekilde kullanabiliriz. Var myFloat 32 dedim ve float 32 tipinde bir değişken oluşturdum. Buna 44 nokta dedim. Bu ondalıklı değer float olduğu anlamına getirir. Sonuna nokta koyduğumuzda. Sonra da myComplex diye bir nesne oluşturdum. Bunu da var kullanmadan yapıyorum. Ve complex function'ını çağırıyorum. Buna 3 ve 4 değerlerini gönderdim. Bunu örnek olarak gösteriyorum. Sonra da print line diyorum. Bu sefer PMT'yi yazmadım dikkat ederseniz. Çünkü önemli değil. Yukarıda PMT tanımlı zaten. Onun içerisinde otomatik bulabiliyor. myFloat 32. Sonra tekrar my complex'i gönderdim. Bu yeterli şimdilik. Şöyle. Bakın burada kompleks bir nesne oluşturdum. Kompleks veri tipinde bir nesne. Kompleks türünde. Ve onu da ekrana rahatlıkla yazdırdık. Ne yaptık? myFloat32 adında Float32 tipinde bir veri tipi değişkeni oluşturduk. Ondan sonra da myComplex adında yeni bir complex type oluşturduk. İkisi farklı şeyler. Ve bunların ikisini de ekrana yazdırdığımda gördüğünüz gibi değerlerini burada görebiliyoruz. Peki bu kadar mı? Değil. Şöyle. Şimdi genel değişken kullanımını inceledik. Zaten uygulamalarda bol bol değişken kullanacağımız için çok çok yoğun şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir durum var. Bazı püf noktaları anlatacağım. Mesela şurada, şunu da sileyim. Var sayı şu şekilde bir kullanım geçerli. Peki ben bunu şurada yapsam, şunu da açıklama satırı yapsam ne olur? Hatta bir nokta virgül yok. Kendisi bile sildi bakın. Otomatik. Evet. Sayı değişkeni. Mesela ben bunu şöyle çalıştırayım. FMT print line diyorum. Sayı değişkenini ver. FMT'yi yukarıya ekledi. Şurayı da clear'le silelim. Ve çalıştırıyorum. 4 değerini yazdım. Peki bunu kısa versiyonuyla yapsak, hani şu var keyword'ünü kullanmadığımız yöntem. Şu şekilde yapıyorduk ve şunu koyuyorduk. Kaydettim. Bakın altını çizdi. Böyle bir deklarasyon yapılamaz. Şu şekilde çalıştırayım. Hatayı verdi bana. Sebebi de şu. Bir function'ın body'sinin dışında bu şekilde deklare edemezsin diyor. Özetle. Yani herhangi bir function'ın içerisindeyken şu kullanım mümkündür. Yani var keyword'ü olmadan kullanım mümkün. Ama eğer bir function'ın dışındaysanız, yani function'ın içinde değilseniz kısacası, şurası global alandır. Global şurası da lokal alandır. Çünkü bir function'ın içerisidir. Burası ise globaldir. Buradan bütün function'lara, function'lar içerisinden buradaki nesneye erişilebilir. O yüzden burada var keyword'ü kullanmadan bunun kullanımına izin verilmiyor. Şu şekilde bir kullanım mümkün ama bakın bu mümkün ama şu mümkün değil burada. Bu da bir püf nokta. Sonra constant yani sabit değişkenler. Bu da çok basit. Const mesela açıklama go uygulaması ve bir tane daha yapayım. Const p bu da 3.14 olsun. Şöyle. Bakın bunlar artık
Artık constant yani sabitler. Ne demek sabit? Bakın açıklamaya geldim burada. Şöyle değiştirdim ve burada da açıklamayı değişkenini yazıyorum. Zaten hatayı gösterdi. Ben gene de çalıştırayım. Bakın cannot assign to açıklama. Çünkü constant sabitler sadece başlangıçta bir değer alırlar. Sonrasında değeri değiştirilemezler. Gördüğünüz gibi açıklamaya değerini başlangıç haricinde bir değer set etmesi gerçekleştirilemiyor. Peki şunu yapsak ne olur? Bakın bu sefer gene hata. Bu seferki hatanın sebebi de diyor ki aslında iki hata var. Diyor ki bir constant yani bir sabit daha sonradan değeri değiştirilemez bir nesnedir. O zaman başlangıçta değer vermek zorundasın diyor. Çünkü sonradan değer veremeyeceksin. Eğer değer veremeyeceksen niye başlangıçta değer atamıyorsun? Gibi bir sorun var burada. O yüzden başlangıçta değer atanması gerekiyor. Bu şekilde gene şuradaki az önce global scope dediğim alan burada gene package scope'la diyebiliriz. Paket alanı, paket kapsamı daha doğrusu. Burada yine değişken tanımlayıp bunlara değer ataması yapabiliriz. A, B, C, X, Y, Z şeklinde. Ya da birden fazla değişken tanımlanabilir. Ve bunlara değer atanabilir. A, B, C ve X, Y, Z şeklinde. Bu da mümkün. Ya da şu kullanım. D, string mesela. Bu da mümkün. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Kullanılabilir ve sadece main metodu değil, main function değil. Burada diğer oluşturulacak bütün function'lardan bunlara erişim sağlanabilir. Çünkü bu paket scope'undadır. Yani globaldedir bu değişkenler. O yüzden kullanılabilir. Aynı şekilde şöyle bir kullanım da mümkün. Bakın var yazıyorum. Diyorum ki birden fazla değişken tanımlayacağım. Ama bunları biraz düzenli görünmesini istiyorum. O zaman şunu yapabilirim. Değişken 1 ve değişken 2 dedim. Sonra da bari veri de yazayım. Madem kullanacağız. Cihan dedim. Şurada da değişken 1'i kullandım. Ve çalıştırıyorum. Bakın Cihan olarak yazdık. Yani tek bir hani şu scope'ların dışındayız. Şuradaki yukarıdaki değişkenler de bayağı bir kalabalık ve karmaşık hale geliyor zamanla. O yüzden bunları tek bir alanmış gibi oluşturursunuz varla. Gayet düzenli olur. İçerisinde de bunları kullanabilirsiniz. Değişkenlerle ilgili şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.